Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjeem Bismillahi R-Rahman R-Rahim ve La Tugasir Rabbi Bil khayr. Değerli arkadaşlar Diyanet yeni Elif Ba ikinci konunun üçüncü sayfasındayız. Biliyorsunuz birinci konu ayrı ikinci konu üç sayfadan meydana geliyor. Çünkü harflerin ayrı ayrı örneklerle başta ortada sonda yazışlarını görüyoruz. Arkadaşlar temel mantığı nedir biliyor musunuz? Bakın Türkçe'de bir harf büyük yazılır, bir de küçük yazılır. İki şekli vardır. Bitti. Arapçada ise üç şekli vardır. Başta yazılış, ortada yazılış, sonda yazılış. Tamam mı? Yani büyük küçük mantığı yok. Burada başta ortada sonda yazılış mantığı var. Peki geçelim arkadaşlar. En son önceki e, sayfada Ayn harfinde kalmıştık. Şimdi bu da gayn. Biliyorsunuz orada da gayn örneğinden bahsetmiştim zaten. Şimdi bu gayn örneği, gayn harfi ile ayn harfi aynı yazılır arkadaşlar. Sadece nokta farkı olur. aynı harfinde bakın bu noktayı silin aynı olur. Nokta koyun gayn olur. Burada da arkadaşlar aynı şekilde bakın. Aynın başta yazılışı, gayının başta yazılışı aynı. Sadece gayın harfi burada nokta almış. Tamam mı? Kendisi başta bu şekilde geliyor. Ortada bu şekilde geliyor arkadaşlar. aynı Gayn harfi. Sonda da bu şekilde geliyor. Ayn ve gayn harfi. Noktasız hali ayn, noktalı hali gayn'dir bu şeklin. Tamam mı? Bu şekil tamamen bu şey böyle yazılır. İkisi de zaten ikiz oldukları için biliyorsunuz ikiz harflerimiz aynı yazılır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi F ve Kaf harflerimizi birlikte ele almak istiyorum. Bunlar ikiz harfler değiller ama kardeş harflerdir. Dolayısıyla birbirlerine çok benziyorlar. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi ilkin bakalım. F harfi ileriye doğru kuyruğunu çekmiş. Kaf harfi daha yuvarlak görünümdür. F harfinin içi boştur. Bak nokta, beyaz noktadan anlaşılıyor. Kaf harfinin de içi boştur. Beyaz noktadan anlaşılıyor. F bir, nok bir nokta kaf iki nokta. O zaman ben demek ki burada neye dikkat edeceğim? İki noktaya arkadaşlar. Yani noktaya dikkat edeceğim. İki nokta dediğim diyorum da. Hani noktaya dikkat edeceğim. Birinde bir nokta birinde iki nokta var. He. ben ikisini noktalarından ayırt edeceğim. Tanıyacağım. Tanıyayım mı? Tanıyalım arkadaşlar. F başta böyle yazılır. Kaf böyle. Aynı yazılır. Hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Sadece nokta sayısına bakalım. Hmm. Bu noktasını kaldır bunun. F olur. 2 nokta yap. Aslında kaf. Bitti bak. Başta aynı yazılır. Ortada da aynı yazılır. Sadece nokta sayıları farklıdır. İkisi de üsttedir. Peki kaf harfini T harfiyle karıştırmanız mümkün mü? Değil. Artık çünkü artık şu boşluğu gördünüz arkadaşlar. Tamam mı? T harfinin üstte iki noktası vardır. Elif, B, T, S diyoruz ya T harfi. Bir de Kaf harfinin iki noktası var. Bunu da Nun harfiyle karıştırmanız mümkün mü? Değil artık arkadaşlar. Çünkü üstte bir nokta var. Evet. Ya bunlar zamanla oturacak şeyler. Şimdi bütün detaylara değindiğim zaman kafanız karışır arkadaşlar. Girmeyeceğim o kadar çok detaya. Sadece size temel olarak acil lazım olan bilgileri aktarmaya çalışıyorum. F harfi, kaf harfi sonda yazılışı birbirinden ayrılıyorlar. Heh. Şekilleri ortaya çıkıyor. Kesin olarak doğru düzgün bir şekilde hangisinin F hangisinin kaf olduğunu burada daha açık görüyorsunuz. Yani nokta aramıyorsunuz artık. Çünkü şekil biliyorsunuz böyleydi F'nin kafında böyle. Sonda yazılışlar zaten kendini göstermiş. Devam edelim arkadaşlar. Çok iyi gidiyorsunuz. Bunları mutlaka yazmayı tavsiye ediyorum. K harfine bakalım. Kef daha farklı. Bakın başta nasıl yazılmış? Bir S harfi gibi yazılmış değil mi? Hmm. Evet arkadaşlar. S harfi gibi düşünün. Başta böyle yazılır. Ortada da aynen bu şekilde yazılır. Sadece buradan bir çıkıntı alır. Kendisinden öncekiyle birleşmek için bir çıkıntı alır arkadaşlar. Burada bir çıkıntıyla buna bağlanır arkadaşlar. Kef harfinin başta ortada yazılışlarını gördük mü? Gördük. Tanıdık mı? Tanıdık. Artık unutur muyuz? Sanmıyorum inşallah sondaki harfiyle müstakil yazılışı aynı arkadaşlar. Gördünüz mü? Sadece şuradan bir bağlantı almış kendisinden önceki harfle bağlanmak için arkadaşlar. Peki bu zor mu? Yok arkadaşlar. Bunu hatırlamak kolay. Artık bu K harfini de unutmayalım arkadaşlar. Yani buna benzer başka bir harf yok yani. Tamam mı? Lam harfine geçiyoruz arkadaşlar müstakil halini görüyorsunuz başta yazılışı böyledir arkadaşlar şu kuyruğundan kuyruğundan kısmışlar tamam mı hmm, Azıcık bir şey yapıştırmışlar tamam Ortada hmm, ortada bir şey dikkatinizi çekeceğim nedir Var mı aranızdan bunun başka bir harfe benzeten Ben olsam mesela bunu Elif ile karıştırabilirim Arkadaşlar lam harfi genelde Elif karıştırılıyor fakat elif neydi arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 harfle birlikte kendisinden sonraki harflerle birleşmez e Ama bu birleşmiş o zaman o elif değildir nedir lamdır He. Ben çözdüm bunu o zaman nedir kendisinden sonra bu uzun, bu uzun şey kendisinden sonra ile birleşmişse lamdır birleşmemişse eliftir Bu kadar basit arkadaşlar Sonda ise böyle bir sıkıntı yok. Sondakini kim, yani ne ile karıştırılıyor biliyor musunuz? Del harfiyle. Yani birazcık del harfiyle çok da alakası yok değil. Var ama karıştıranlar olabiliyor. Lam yukarıya doğru uzundur. Aşağı doğru yuvarlaktır. Kuyruğu zaten buradaki müstakil halini almış. Haydi diğer harfe geçelim arkadaşlar. Mim. Bakın kuyruğundan koparmış burada. Ama içi bak yuvarlak gelmiş içi boş. Ortadaki beyaz noktayı gördünüz mü? Tam olarak onu kastetmeye çalışıyorum. Hemen kendisinden sonraki lam harfiyle bak. Lam harfi burada lamı görmüştük. Lam harfiyle birleşmiş. Ortadaki arkadaşlar gördüğünüz gibi yine ortada beyaz bir nokta var. Evet, kendisinden önceki ve sonraki harfle birleşmiş. Sondaki mim bakın buna bile benzememiş. Değil mi? Sadece kuyruğunu aşağı indirme açısından benzemiş. Bakın sonda da bu şekilde geliyor. Ve dikkat ettiniz mi ortada boşluk yok. Hmm, gelebilir mi hocam ortada boşluk? Gelebilir. Başka elif gelir arkadaşlar. Bu şekilde gelir. Bu şekilde gelir. Ortada. Mimin temelde şekli budur arkadaşlar. Zaten diğer derslerle ilgili yani bu konuyla ilgili diğer elif bağlarını çektiğim videoların linkini de bırakacağım. Mutlaka onu da dinleyin arkadaşlar. Geldik nun harfimize. Nun harfimize gelmişken bir şeye daha değineceğim arkadaşlar. Bakın. B, T, S, nun ve Y harflerimiz. Başta, ortada yazılışları şekil aynıdır. Bakın nokta demiyorum. Şekil diyorum. Yani şuradaki şekil aynı. Bakın noktayı görmedim. Nokta yok. Nokta yok. Noktayı kabul etmeyin. Sadece başta ortadayı. Tamam mı? Şu ikisi. Aynıdır. Hangi harfler? B, T, S, N ve Y. Aynıdır. Sadece bunun altına nokta koy. Hadi B'den başlayalım. Bu, alın bunun altına nokta koyun size B. T nasıl olacak? Üste iki nokta koyun alın size T. Peltek S nasıl olacak? Üç nokta koyun üstte. Aynı şekli alın size. Peltek, S. Nun. Zaten gelmiş. Üstüne bir nokta koydum. Tamam. Nun. Nun. Bitti. Ye. Koyalım altta iki nokta. Al sana ye. Bunun altına iki nokta koyalım. Al sana ye. Ne kadar basitmiş değil mi? Fakat hemen şuraya bir çizgi atalım. Nun ve ye sonda b, t, s şeklinden ayrılıyor. Nun bu şekilde gelir. Ye bu şekilde gelir. Madem nunu anlattım o halde ye'yi de anlatacağım. Birlikte olsun diye. Nun'un mantığını anladınız mı? Sondaki şekli müstakil haliyle aynı. Y harfi de öyledir. Arkadaşlar Y harfinin noktası yoktur. Sadece başta, ortada geldiği zaman nokta alır. O da iki nokta alır. Niye? Tek nokta alamaz çünkü B olur. İki nokta alama şey 3 nokta alamaz Ç olur. Onu Farsça'da Ç diye kullanırlar. Sonra ne bileyim 3 3'te 3 3 nokta alamaz üstte 2 nokta alamaz kaldı 2 nokta 2 noktayı altta alıyor ve y oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da bu şekilde gelmiş bu üçü yazılı şekilleri aynı tamam mı sadece sonunda y kendisini bu şekilde gösteriyor peki kaç harfimiz kaldı 2 tane harfimiz kaldı arkadaşlar wow Evet Başta bu şekilde yaz. Elif, del, zel, ra, zeyn ve vav wow harfi kendisinden sonrakiyle birleşmiyor. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Burada zaten vav wow kendini göstermiş. Kendisinden öncekiyle birleşebilir. Fakat kendisinden sonrakiyle birleşmez. Buna dikkat edelim. Vav wow mantığı bu. Önceki derslerde del, zel, Değil mi? Elif, del, zel, ra, zeyn harflerine değinirken vav wow harfine de değindim mantığını anlattım orada. Onları da mutlaka dinleyin arkadaşlar. Tek son harfimiz kaldı. H harfimiz arkadaşlar. Çünkü Y'yi Nun ile birlikte anlattık. H harfimize dikkat edin arkadaşlar. H harfimiz enteresandır. Başta ayrıdır, ortada ayrıdır, sonda ap ayrıdır arkadaşlar. Baksanıza hiçbirinin diğeriyle alakası yok. H konusunda birazcık takılacaksınız ama zamanla o da oturacaktır eminim. İki tane gözü var burada. Burada da iki tane gözü var. Burada tek gözü var gibi düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde mantıklı bir şekilde yaklaştığınız zaman baktığınız zaman şekline şemaline değişimleri görebilirsiniz. Birazcık da arkadaşlar göz temasınızla alakalı bir şeydir. Ne kadar çok bakarsanız yazarsanız okursanız o kadar çabuk oturuyor. Zamanında bizler de bunlardan sıkıntı çekmiştik. Şimdi anlatıyoruz yani bu işler böyle arkadaşlar. Diğer elif bağı, bu konuyla ilgili diğer elif da çektiğimiz e, ders derslerimizi linkte aşağıda bırakmaya çalışacağız. Arkadaşlar sizce ders nasıl geçti? Duygularınızı merak ediyorum. En çok hangi harfte takıldınız? Benim asıl merak ettiğim şey bu. Lütfen yorumlar kısmında bana bildirmeyi, bana yazmayı unutmayın. Ve bana sadece Allah razı olsun hocam demeniz yeterlidir. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Selamette kalın.